Sevgili dostlar, Konya Büyükşehir Belediyesi, Selçuklu Belediyesi ile birlikte 2019 yılı 25. Altın Yılı Kültürel Etkinlikleri programımızın 7. hafta programına hepiniz hoş geldiniz. Efendim bugün aslında Konya'ya yabancı olmayan bir dostla birlikteyiz. Daha evvel 2001 yılına kadar Selçuk Üniversitesi bünyesinde görev yapan, daha sonra Edirne Trakya Üniversitesi'ne giden, oradan Sakarya Üniversitesi'nde bir müddet çalışan, sonrasında Bahçeşehir Özel Üniversitesi'nde görev ifa eden ve hali hazırda da İstanbul Medeniyet Üniversitesi öğretim üyesi olarak görevini devam eden Profesör Doktor Mustafa Özer hocamla birlikteyiz. Mustafa Özer Hoca 1985 yılında başladığı lisans öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi'nde tamamladı. Sonra aynı üniversitede yüksek lisans programını bitirdi ve Selçuk Üniversitesi'nde de Makedonya Üsküp'te Osmanlı mimarisi tezi ile 1998 yılında aramızda bulunan Oğlu Şarık ve Haşim Karpuz Hoca'nın birlikte danışmanlığında tezini 98 yılında tamamladı. Daha sonra biraz önce söylediğim üniversitelerde görev yaptı ve en son 2016 yılında da İstanbul Medeniyet Üniversitesi'ne geçti ve hali hazırda da orada sanat tarihi bölümünde görevine devam etmektedir. Hocanın sadece akademisyen olarak değil, önümdeki bilgileri ben özet olarak söylüyorum. Hoca Kültür Bakanlığı bünyesinde koruma kurulunda yaklaşık 20 yıldır görev ifa ediyor. Şu anda da İstanbul 6 numaralı bölge kurulunun üyesidir. Arkeolojik kazılarda bulunmuştur. Evveliyatı ilk başlangıcı Oğlu Şarık ve Rüçhan Arık Hoca'nın Alanya kazısı, Kubadağbat kazısı ve Hasankeyf kazılarıyla başlar. Sonrasında ise kendisine deruhte edilen Edirne'deki saray içi kazısını bir müddet devam ettirdi. Orada restorasyon faaliyetlerini ifa etti ve geçen sene itibariyle de o görevden affını istedi ve halihazırda sadece öğretim üyesi olarak Medeniyet Üniversitesi'nde dersler vermektedir. Dinleyeceğimiz çalışma hocanın doktora tezidir. Dolayısıyla Balkanlardaki Osmanlı mirasını hocanın gözünden ve akademik bir çalışmayla aslında hazırlamıştı ama herhalde burada biraz akademik disiplinin dışında bize daha genel çerçeveyle sunacak ve ben Mustafa Bey'i davet ediyorum. Buyurun. Öncelikle beni burada konuşma yapmaya davet eden Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin değerli başkanı Hayri Erten hocamız ve başkan yardımcısı Ahmet Çaycı hocamıza ve bu organizasyonu destekleyen Konya Büyükşehir Belediyesi ve Selçuklu Belediye Başkanlığı'na huzurlarınıza teşekkür ediyorum. Sizleri de dinlemek için buralara kadar geldiğiniz için ayrıca teşekkürlerimi bildiriyorum. Bugünkü konuşmamız Balkanlar'da Osmanlı coğrafyasında Rumeli olarak adlandırdığımız coğrafyadaki Osmanlı İmparatorluğu döneminde gerçekleştirilen imar faaliyetleri ve bu faaliyetler kapsamında bu coğrafyada Osmanlı neler yaptı imar faaliyetleri anlamında, şehirlerde ne tür faaliyetleri gerçekleştirdi ve bunlardan günümüze kalan bakiyesi ne durumda? Bunları yaklaşık 1990'lı yılların başında 93-94 yılından itibaren yapmış olduğumuz gözlemlere dayalı olarak sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii sadece görseller değil, bir de Balkan coğrafyasındaki önemli şehirler var. Bu şehirlerin fiziki olarak şekillenmesi, buradaki yapı faaliyetlerinin ne şekilde organize edildiği, bunlar hakkında da Anadolu'yla, başkent İstanbul'la, Bursa'yla, diğer büyük Osmanlı şehirleriyle olan ilişkisi üzerine de kısaca durmak istiyorum. Bunun için birkaç cümleyi sizlerle okuyarak paylaşmak istiyorum. Sık ormanlarla kaplı dağ anlamına gelen Balkan kelimesi Osmanlı İmparatorluğu'nun Avrupa'da kalan toprakları için kullanılmakla birlikte Osmanlı belgelerinde bu coğrafya Rumeli olarak adlandırılmaktadır. Kısa süre sonra bu kavram Balkan Yarımadası'nın tamamı için kullanılır olmuştur. Osmanlıların Balkanlarla tanışması miladi 1354 yılında Orhan Gazi'nin oğlu Süleyman Paşa'nın Gelibolu'ya Çimbe Kalesi'ne çıkmasıyla başlamıştır. Ancak bu tarihten yüzlerce yıl önce Karadeniz'in kuzeyinden geçen Türk boyları da bu coğrafyada yer tutmuş ve varlığını korumuştur. Osmanlı Devleti Rumeli'ye geçtiği andan itibaren yerli halkla iyi geçinme politikası uygulamış, istimalet vererek yerli halkın Osmanlı'ya emel etmesini sağlamışlardır. Fethettiği topraklarda sömürge siyaseti takip etmediği için fetihten kısa bir süre sonra Balkan Yarımadası'nın iskanına özel önem veren Osmanlı İmparatorluğu bu coğrafyaya gelenlerin çoğunun Rumeli'de yurt tutması için bilinçli iskan politikasını uyguladığını görüyoruz.
Anadolu'da olduğu gibi Balkanlar'da da Türkleşme ve İslamlaşma birbirine paralel yürümüştür. Ancak Anadolu'nun Türkler tarafından iskanı ile Rumeli'nin iskanı arasında önemli bir fark olduğu da görülmektedir. Anadolu'ya gelenler Moğol baskısı sonucu göç eden Türkmenlerdir. Aşiret reislerinin yönetiminde güvenli ortam bulabilmek amacıyla daha batıya gitmişler ve Anadolu'nun her tarafında yerleşmişlerdir. Rumeli'deki yerleşme Anadolu'dakinden farklı olarak daima devletin benimsediği resmi iskan politikasına uygun olarak gelişmiştir. Osmanlı'nın Rumeli'deki iskan politikasında Orta Çağ'da yaygın olan bir görüşün izleri bulunmaktadır. Buna göre devlet fethettiği topraklarda Anadolu'da nüfus getirip yerleştirmiş, bölge halkında kolayca denetim altına tutabilmek amacıyla başka yerlere nakletmiştir. Fethedilen topraklarda ayaklanma potansiyeli olarak görünen kitlelere dikkat edilmiş, onlar Türk nüfusun yoğun olduğu yerlere taşınıp iskan edilmişlerdir. Osmanlı Devleti'nin kuruluşunda etkili olan gaza politikası Rumeli'nin de fethinde devam ettirilmiştir. Aşiret reislerinin, aşiret üyeleri üzerindeki gücü onların toplu olarak hareket etmesini kolaylaştırmıştır. Rumeli'nin iskanına öncülük edenler arasında Çandarlı Vezir ailesi ile gaziler, aşiret reisleri ve mensupları, Anadolu yayaları, Akıncılar, Malkoçoğulları, Mihaloğulları, Evranosoğulları, Turanoğulları gibi Akıncı aileleri, dervişler ve tımarlı sipahiler önemli rol oynamıştır. Balkan coğrafyasının Türkleşip İslamlaşmasında Edirne, Dimetoko, Varna, Selanik, Üsküp, Saraybosna, Elbasan, Berat, Şumlu, Prizren gibi şehirlerin fethedilmesinin ciddi katkıları olmuştur. Bu fethilerin gerçekleşmesinde de Sırp Sındığı, Çirmen, Kosova, Nibolu, Varna ve Muhaç savaşlarının önemli oranda Osmanlıların lehine sonuçlanmasının ciddi katkıları olmuştur. Balkan coğrafyasının Osmanlı topraklarına katılmasıyla birlikte bölgede hızlı bir imar faaliyetleri başlamış, yeni şehir ve kasabalar kurulduğu gibi mevcut şehirler de büyütülerek geliştirilmiş ve şenlendirilmiştir. Osmanlı kentlerinin kurulup gelişmesinde genellikle sosyal ve ekonomik bakımdan ülkenin önde gelen kişiler etkili olmuştur. Sultan ve ailesi yanı sıra üst düzey yöneticiler, tüccar, bilgin, derviş ve asker gibi toplumun ileri gelen varlıklı kişileri vakıf imaret sistemi içerisinde yaptırmış oldukları eserlerle kentlerin fiziki gelişiminde önemli rol oynamışlardır. Gerçekleştirilen imar faaliyetleri kapsamında Balkan coğrafyasındaki yerleşim birimlerinde, şehirlerde, kasabalarda ve köylerde farklı fonksiyonlu işlevli çok sayıda yapılar inşa edilmiştir. Bunların başında dini yapılar, ticaret yapıları, eğitim yapıları olmak üzere pek çok farklı işlevde yapıların inşa edildiğini yapmış olduğumuz saha çalışmaları ve arşiv çalışmalarında tespit etmiş bulunuyoruz. Bu yapılardan bir kısmı külliye programı içerisinde, bir kısmı da tek yapı ölçeğinde tasarlanıp inşa edilmişlerdir. Bazı bölgeleri daha kısa, bazı bölgeleri daha uzun süre olmak üzere yaklaşık olarak 1354-1913 yılları arasında Osmanlı idaresinde kalan Balkan coğrafyasında inşa edilen mimarlık eserlerinin tamamının tespit edilip ve bunların kayda geçirilmesine yönelik pek çok araştırmalar yapılmıştır. Gerek yabancı gerek yerli araştırmacılar bunların başında Ekrem Akkayverdi, Mahi Yılkil, Sema Veyce, Glişe Elezoviç, Andrei Andreyeviç, Ömer Lütfi Balkan gibi isimleri sayabiliriz. Biz bu çalışmada arşiv ve sahada yapılan araştırmalara dayalı olarak Osmanlı belgelerinde Rumeli olarak adlandırılan coğrafyadaki imar faaliyetlerini, sayısal dökümünü ve bunlardan hangilerinin günümüze ulaşıp ulaşmadığını sizlerle paylaşacağız. Osmanlı şehirlerinin tanımlaması Osmanlı belgelerinde şu şekilde tarif edilmektedir. Bazar durur, cuma kılınır yerleşim birimleri olarak nitelendirilen şehir ve kasabalar belirli bir fiziki ve sosyal organizasyona sahipti. Osmanlı şehir planında egemen olan ögeler cami, bedesten ve imaret siteleridir. Bunların etrafında şekillenen değişik işlevli yapılarla şehirlerin fiziki yapısının şekillendiğini biliyoruz. Şehirlerin ana unsuru olan bu kurumların tamamına yakını vakıf yapılarıdır. Hatta esnaf çarşılarındaki dükkanların büyük bir kısmı da vakıflara aittir. Osmanlı şehirlerinin kurulması ve gelişmesinde dini, eğitim, sosyal ve ticari işlevlere sahip müesseseler, şehrin fiziki yapısını meydana getiren unsurların önemli bir grubunu teşkil etmektedir. Cami, mescit, zaviye, türbe gibi dini, medrese ve mektep gibi eğitim, darüşşifa ve mimarhane gibi sağlık, dükkan, arasta, han ve beresten gibi ticari nitelikli yapılar vakıf sistemi içerisinde kurulup varlıklarını sürdürmüşlerdir. Osmanlı şehirlerinin entelektüel merkezi konumundaki cami yakınında kitapçılar, ciltçiler gibi zanaatkarlar bulunuyordu. Bunun dışında pazar yerleri ve mahalleler de Osmanlı şehirlerindeki önemli ticari fiziki bölgeler olarak karşımıza
çıkmaktadır. Osmanlı şehirlerin ana merkezlerinden birisi Ulu Cami'nin bulunduğu, Cuma Cami'nin kılındığı merkez ile ticaretin kalbi durumundaki Bedesten ve etrafında şekillenen yapılar olarak görmekteyiz. Bunun dışında her grubun Müslümanların ve gayrimüslimlerin farklı mahallelerde yaşadığı ve yerleşim birimlerinde olduğunu bilmekteyiz ve bu mahallelerin de yine yönetiminde Doncaların etkili olduğunu görmekteyiz. Osmanlı döneminde kurulacak veya imar edilecek bir şehrin yeni bir mahallesi, genellikle bir vakıf eseri olan cami etrafında bulunan mektep, medrese, kütüphane, türbe, hamam gibi yapıların etrafında şekillenmekteydi. Bunlar yalnız ibadet yeri, öğretim merkezleri ya da fakir mutfağı oldukları için değil, fakat çevresinde başka toplantı ve değişik faaliyetlerin yapılmasına yarayacak binaların gelişmesine, dolayısıyla da şehirlerin fiziki yapısına yön veren katalizör görevi yapmışlardır. Yukarıda ana hatlarıyla izah ettiğimiz Osmanlı şehirlerinin fiziki karakterini yaklaşık olarak 550 Osmanlı idaresinde kalan Balkan coğrafyasındaki şehirlerde de görmekteyiz. Günümüzde üzerinde 11 ülkenin bulunduğu Balkan coğrafyasındaki şehir, kasaba ve köyler ile yollar üzerinde Osmanlı döneminde inşa edilmiş değişik fonksiyonlu yapılar olduğunu yukarıda belirtmiştik. Bu yapılar arasında sayısal bakımdan ilk sırayı bir külliye programı çerçevesinde tasarlanmış olan cami ve mescitler ilk sırayı yer almaktadır. Bunun sırasıyla zaviye, türbe, tekke, mektep, medrese, han, kervansaray, çeşme ile diğer yapılar izlemektedir. Yapılar plan şeması, süslemesi, malzemesi ve genellikle itibariyle Anadolu'daki örneklerle büyük benzerlikler gösterdiğinde yapmış olduğumuz tespitlerle ortaya konmuş bulunuyoruz. Balkan coğrafyasında karşımıza çıkan bu 11 ülkeyi şimdi sırasıyla sizlere alfabetik olarak bu coğrafyalardan belli başlı şehirlerde bulunan eserleri sizlere ana hatlarıyla sunmaya çalışacağız. Burada haritada gördüğümüz gibi Osmanlı İmparatorluğu'nun en geniş sınırları kapsamında Balkan coğrafyasında yayılmış olduğu bölgeleri görmekteyiz. Günümüzde bu coğrafyada Arnavutluk, Bulgaristan, Yunanistan, Kosova, Makedonya, Bosna Hersek, Sırbistan, Romanya, Macaristan gibi ülkeler var. Şimdi sırasıyla bu coğrafyadaki önemli şehirleri ve bu şehirlerdeki yapılar hakkında sizlere kısaca bilgi vereyim. Burada güncel haritalar var. Bunlara biraz hızlıca geçiyorum. Son hali Balkan coğrafyasının siyasi haritası. Alfabetik sırayla gidecek olursak Arnavutluk'taki mimarlık eserlerine baktığımız zaman Arnavutluk 1394-1913 yılları arasında Osmanlı idaresinde kalmış bir ülke. Belli başlı şehirler arasında Alonya, İşkodra, Elbasan, Berat, Draç, Dürez dedikleri Tiran, Tepedelen belirtilebilir. Yapılan araştırma ve incelemeler sonucunda, tabii bu araştırmalarımız hem saha araştırmaları hem de özellikle Başbakanlık Osmanlı Arşivi ve Vakfılar Genel Müdürlüğü arşivlerinde yer alan vakfiyeler, tapu tahrir defterlerinden elde ettiğimiz bilgilerle biz bunları derledik. 1015 tane yapının, farklı fonksiyonlu 1015 tane yapının inşa edildiğini görüyoruz. Dini, ticari, askeri, sosyal nitelikli yapılar. Ama ne yazık ki bu yapılardan üçte birlik bir kısmı günümüze ulaşabilmiştir. Diğerleri farklı nedenlerle, savaşlar, depremler gibi doğal afetler yanı sıra ilgili kurum kuruluşlarının ilgisizliği ve siyasi nedenlerle bunların büyük bir kısmının tahrip olduğunu bizler görebiliyoruz. İşte Arnavutluk'ta Tiran'da Ethembey Camii, belki pek çoğu aranızda bu böyle coğrafyaya seyahat etmiş olanlar olabilir. Hızlıca sadece fotoğraflarıyla geçeceğiz ama dediğim gibi bu yapıların tamamı, gerek camiler, gerekse medreseler, türbeler, hanlar, bedestenler ya da diğer yapılar incelendiğinde aslında Anadolu'daki Osmanlı yapılarıyla Bursa'daki, Edirne'deki, Amasya'daki, Trabzon'daki, başka şehirlerdeki yapılarla her bakımdan örtüştüğünü görmekteyiz. Yani çok büyük bir farklılık yok. Tabii bunda Osmanlı Devleti'nin merkezi idaresinin de bu yapı faaliyetlerini başkentten, önce Bursa, sonra Edirne ve daha sonra İstanbul olmak üzere başkentten, saraydan yönlendirmesi sonucunda merkezi idarenin yönlendirmesiyle, organizasyonuyla, eyalet mimarları, şehir mimarları marifetiyle bu yapı faaliyetlerini yürüttüğü ve dolayısıyla da Bursa'da hangi anlayışlı bir yapı görebiliyorsak, hangi tarzda, aynısını biz Üsküp'te, Filibe'de, Saraybosna'da ya da Tiran'da görebiliyoruz. Yine Arnavutluk'tan, Elbasan'dan bir başka yapımız Nazire Camii. Tabii bu yapıların dediğimiz gibi ne yazık ki üçte biri günümüze ulaşmış durumda. Olanları da bazıları harap durumda, bazılarında son zamanlarda yine biraz ileride de değineceğim. Özellikle son yıllarda TİKA'nın, Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün ve belediyelerin, Türkiye'deki belediyelerin destekleriyle restorasyonlarının gerçekleştirildiğini söyleyebiliriz ve böylece bazı harap olan yapıların ihya edildiğini, ayağa kaldırıldığını da
görebiliyoruz. Yine Arnavutluk'ta Tiran'da, başkent Tiran'daki Süleyman Paşa Türbesi bakıldığı zaman benzer örneklerini biz Anadolu'da da farklı şehirlerde görmemiz mümkün. Yine Arnavutluk'ta İşkodra'daki Sultan Fatih Camii olarak adlandırılan ve kaderine terk edilmiş yapılardan bir tanesi. Yine Korça'da İmrahor İlyas Bey Camii biraz daha iyi durumda ama dediğimiz gibi bunların bazıları son yıllarda ilgili kurumlar marifetiyle Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle restore edildiğini biliyoruz. Yine Arnavutluk Berat'ta Kurşunlu Camii'nin bir fotoğrafını görmekteyiz. Yine İşkodra'da Kurşunlu Camii. Bu yapımda restorasyon çalışmaları başlatıldı. Yakın zamanda tamamlanması bekleniyor. Projelendirmesi, uyur restorasyonu tümüyle Türkiye Cumhuriyeti'nin TİKA'nın desteğiyle. Arnavutluk Berat'tan bir genel görüntü. Fotoğrafa belki yabancı değilsinizdir. Balkan coğrafyasındaki şehir ve kasabalar incelendiğinde mimari açıdan mahallelere bakıldığında aslında Anadolu'dan çok da farklı olmadığını görüyoruz. Gerek dini yapılarda, gerekse ticaret yapılarında, sivil mimaride bunları görmek mümkün. Benzer karakteri biz Balkan coğrafyasında da görüyoruz. Berat'ta Kurtpaşa Camii'ni görmekteyiz yine bir başka fotoğrafımızda. Bosna Hersek'te Osmanlı dönemine ait mimarlık mirası üzerine duracağız. Tabi biliyorsunuz Balkan coğrafyasındaki en son savaş Bosna Savaşı 1990'lı yıllarda cereyan etti ve bu savaş sırasında pek çok önemli kültür mirası, kültür varlığı, Osmanlı dönemine ait pek çok kültür varlığı ne yazık ki yıkıldı, yok edildi. Mostar Köprüsü de bunlardan bir tanesiydi. Yine Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle restore edildi, rekonstrüksiyonu yapıldı daha doğrusu. Ama Bosna bu savaştan en fazla zarar gören bir ülke ve bu coğrafyada günümüze ulaşabilen kültür varlıklarından bazılarını sizlerle paylaşıyoruz. Bir haritasını görüyoruz tabii. Ve tabii üçlü bir yönetim olduğu için de burada Hırvatlar, Sırplar ve Boşnaklar olmak üzere zaman zaman bazı sıkıntılar da olmakla birlikte yine kültür varlıkları anlamında en azından Türkiye Cumhuriyeti'nin bu bölgede yapmış olduğu uygulamaları destek verildiğini, yerel hükümetin destek verdiğini biliyoruz. Tabii Balkan coğrafyası aslında nehirlerin de çok olduğu bir coğrafya ve bu nehirler üzerinde köprülerin de oldukça fazla olduğunu söyleyebiliriz. En azından Edirne'yi de bir Rumeli şehri olarak düşünürsek Edirne'de bile aslında 3 tane nehir var Tunca, Meriç civarında olmak üzere çok sayıda 11 civarında köprünün olduğunu biliyoruz. Yine Balkan coğrafyasında Tuna Nehri var, Vardar Nehri var, başka nehirler var. Bu nehirler üzerinde Osmanlı döneminde inşa edilmiş pek çok köprünün olduğunu bilebiliyoruz, görebiliyoruz. Travnik Kalesi ve şehri, Vezirler Şehri olarak da bilinen bir kentimiz Bosna Hersek'te, Travnik'te. Yine burada bakıldığı zaman bazı yapıların külliye tasarımı şeklinde merkezinde cami, tekke yeri almak üzere etrafında diğer yapılarla tamamlandığını görebiliyoruz. Bir başka yine Bosna Hersek'ten eski bir fotoğraf Foça'da bir Alaca Cami olarak adlandırdığımız yapımız. Tabi Bosna Hersek'te sahada ve arşivlerde yapılan çalışmalar sonucunda 3560 tane eserin varlığı tespit edildi. Bu eserlerden ne yazık ki Arnavutluk'ta olduğu gibi ne yazık ki 3'te 1'i günümüze ulaşabilmiş durumda. Bunların önemli bir kısmı biraz önce değindiğimiz doğal afetler ve savaşlar ve ilgisizlikten dolayı yok olduğunu, tahrip edildiğini görüyoruz. Yine Travnik şehrinin bir başka fotoğrafını görüyoruz. Kamil Ahmet Paşa Camii, Alaca Camii olarak adlandırdığımız bir başka cami. Elçi İbrahim Paşa, bazı yapılar tabii zaman içerisinde fonksiyon değiştiriyor. Günümüzdeki kullanıma bağlı olarak Macaristan'da Pet şehrinde göreceğiz. Bir cami kiliseye dönüştürülmüş. Bazı özellikle sivil yapılar, hanlar, eğitim yapıları biraz daha farklı müdahalelerle fiziki anlamda özelliklerini önemli ölçüde kaybeden yapılar da var ama özü itibariyle yine Osmanlı dönemine ait yapılar olduğunu görebiliyoruz. Travnik'teki Saat Kulesi. Saat kuleleri tabii Osmanlı döneminde özellikle 19. yüzyılda yaygınlaşıyor ama ilk saat kulesinin de biraz sonra göreceğiz Makedonya'daki Üsküp'teki saat kulesi olduğunu bize kaynaklar söylemekte. Zaman içerisinde değişmiş olmakla birlikte saat kulesinin de yine Anadolu coğrafyasında olduğu gibi Balkanlarda da şehirlerde yaygınlaştığını görebiliyoruz. Yani Bulgaristan'daki Bektaşi Tekkesi'nin bir fotoğrafını görüyorsunuz. Yani Foça'daki Foça şehrinde Atik Ali Paşa Camii, Poçitel'in genel görünümü ve Poçitel'deki Şişman İbrahim Paşa Camii'ni yine Bosna Hersek'ten görebiliyoruz. Farklı fotoğraflar. Mostar Köprüsü'nün yıkılmadan önceki tabii çok sayıda fotoğraf var. Mimar Hayrettin tarafından yaptırıldığını biliyoruz. Mimar Sinan'ın öğrencisi. Ve Bosna Savaşı'nda yıkıldığını da biliyoruz. Ve sonrasında Türkiye Cumhuriyeti tarafından restore edilerek özgün durumuna bağlı kalınarak karayolları genel müdürlüğünün de desteğiyle son hali. Saraybosna, başkent Saraybosna'daki Sarayev olarak adlandırılan şehirde Gazi Hüseyin Bey Külliyesi'nin merkezinde yer alan camimiz. Yine Gazi Hüseyin Bey Camii'nin farklı açılardan fotoğraflarını görüyoruz. Başka fotoğrafımız yine. Yine Gazi Hüseyin Bey Camii'nin yanındaki türbeleri görmekteyiz. Bakıldığı zaman bunlar da türbelerde yine Anadolu'daki örneklerle her bakımdan yer göstermekte. Gazi Hüseyin Bey Medresesi'ni görüyoruz burada.
ve Bosna Hersek'teki Stolat'taki Hünkar Camii'nin bir genel görünüşü, Budva ve burada bulunan kale ve diğer Osmanlı şehirlerini genel bir görünüm. Nasuhpaşa Camii'ni görüyoruz ve yandaki türbeyi, açık türbeyi görebiliyoruz. Bir diğer Osmanlı'nın egemenlik kurduğu günümüzdeki ülkelerden birisi Bulgaristan. 1361 yılında Edirne'nin ardından fethedilen Çirmen kazası ve ardından da 1390 yılında Filibe'nin fethiyle bu coğrafyada Bulgaristan bölgesinde Osmanlı idaresi başlıyor ve tarihe 93 harbi olarak geçen 2. Osmanlı-Rus Savaşı 1870-78 sonrasında bağımsızlığını ilan etmiştir Bulgaristan. Bu coğrafyada, Balkan coğrafyasının önemli bir ülkesi olan Bulgaristan'da Filibe, Sofya, Rus, Razgrad, Vidin, Eski Cuma, Pazarcık, Şumlu gibi, İhtiman gibi şehirlerinde önemli o dönem Osmanlı eserlerini görüyoruz. Bu şehirlerdeki eserlerin toplamı bakıldığında tümüyle beraber 3399 eser inşa edildiğini biz biliyoruz arşiv kaynaklarından. Ama burada da yine diğer şehirlerdeki kaderi paylaşıyor. Burada da yine savaş, deprem, yangın ve diğer nedenlerle bu eserlerden çok azının, 1/3'ünün günümüze ulaştığını görüyoruz. Bunların önemli bir kısmı kaderine terk edilmiş durumda, kullanılmıyor bazıları. Bazıları da yine dediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti'nin TİKA, Vakıflar Genel Müdürlüğü, Kültür Turizm Bakanlığı ve belediyeler marifetiyle bunların restorasyonlarının gerçekleştirildiğini görüyoruz. Bulgaristan'ın bir haritası, önemli şehirleri var. Burada Filibe kenti, eski bir fotoğraf. Filibe merkezinde yer alan han, şimdi günümüzde mevcut değil ve yanındaki Hüdavendigâr Camii, İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından restorasyonu gerçekleştirildi. 2000'li yılların sonlarında. Restorasyon sonrası durumunu görüyorsunuz. Haskova, Hasköy olarak adlandırılan, hemen Kapıkule'den çıktıktan sonra bir süre gittikten sonra yakın bir yer bu Edirne'ye. Cuma Camii olarak adlandırdığımız yapımız. Samakov'daki Bayraklı Camii, Edirne Üçşerife Camii'ne benziyor minaresinin formu. Deliorman bölgesinde ve Balkanların fethedilmesinde kolonizatör dervişlerin önemli rolleri var. Bu coğrafyada farklı dervişleri, mezheplere bağlı tekkelerin olduğunu biliyoruz. Yoğun bir şekilde hala Arnavutluk'ta, Makedonya'da, farklı yerlerde bu tekke ve zavyelerin varlığını sürdürdüğünü biliyoruz. Hatta zaveli cami olarak adlandırdığımız taphaneli, çok fonksiyonel olarak adlanan camilerin Balkan coğrafyasında belirli bir süre çok fazla inşa edildiğini, sonrasında bunların işlevlerini tamamlayarak, fetih sürecinin tamamlanmasıyla birlikte işlev değiştirerek camiye dönüştürüldüğünü biliyoruz. Yine tekkelerden bir tanesi Demirbaba Tekkesi Deliorman bölgesinde. Yine hala burada belli aylarda, yılda birkaç defa etkinlikler yapıldığını biliyoruz. Yine Hasköy'deki Osman Baba Türbesi, Osman Baba olarak da adlandırılan türbesini görüyoruz. Filibe'deki Şahabettin Paşa Cami ve Türbesi, Şahabettin Paşa'nın Anadolu'da da, Edirne'de, Bursa'da eserler yaptırdığını, vakıflar kurarak yaptırdığını biliyoruz. Şunuradaki Şerif Halil Paşa ya da Tombul Camii olarak adlandırılan yapı, yani başında medresesi de var. Cami ve medrese aynı avluyu kullanıyor ve bu yapı da yine TİKA tarafından restorasyona alınmış bir yapı. Sofya'daki Banyapaşa Camii, Mimar Sinan tarafından yaptırılmış olduğu söyleniyor. Tabii Balkan coğrafyasında pek çok yapının, bazı yapılar Mimar Sinan'a bağlanıyor ama bunların Mimar Sinan'la ilgili kaynaklarda isimleri geçmiyor. Ama Mimar Sinan'a bağlanan eserler var. Razgrad'daki İbrahim Paşa Camii yine Bulgaristan'da. Hırvatistan'da bakıyoruz. Hırvatistan'da da Osmanlı döneminden kalan önemli eserler var. Tabii biraz daha erken Osmanlı idaresine çıkmış bir ülke. Burada yapılan tespitlerde 241 adet farklı işlevli yapının inşa edildiğini biz görüyoruz. Ama bunlar da sınırlı sayıda, çok az örneğin günümüze ulaştığını görebiliyoruz. Hırvatistan haritası, yine son savaşla, Bosna Savaşı'yla siyasi sınırları belirlenen bir ülke. Livno'daki camiyi görüyorsunuz. Yine kare planlı, kübik gövdeli, klasik 3 bölümlü son cemaat yeriyle beraber hemen her yerde Anadolu coğrafyasında ya da diğer Osmanlı kentlerinde görebileceğimiz bir örnek, bir kule ve türbeyi görüyoruz. Bu kuleler tabii yaygın bir kule yapısı. Bu kuleler Ege bölgesinde çok yaygın. Feodal kule, Ayan kulesi, mütegallibelere yaptırdığı o coğrafyanın varlık kişilerine ait ve o bölgenin güvenliğini sağlıyorlar. Devlete asker besliyorlar ve bunları bu şekilde kulelerde konaklı, bir kısmı erzak deposu, bir bölümde askerler kalıyor. En üst katında da o feodal ailenin yaşadığını, mütegallibe ya da Ayan ailesinin yaşadığı biliniyor. Karadağ'daki Osmanlı eserlerine bakıyoruz. Çok fazla eserimiz yok. Burada da Karadağ'da Podgorica'da Saat Kulesi var. Dediğimiz gibi yaygın olarak Osmanlı kentlerinde, hemen her kentte inşa edilen saat kulelerinden bir tanesi burada. Yine bir başka cami örneğimiz var Karadağ'da. Nizam Camisi ve Haziresi. Tabii bazıları bu fotoğraflar kendimize ait, bazılarında
arşivlerden aldık. Bunların tamamını kendi çekme imkanımız olmadı. Kosova'daki Osmanlı mimarlık eserlerine geçtiğimizde Kosova tabii biraz daha en yeni devletlerden, en genç devletlerden birisi Balkan coğrafyasının. Birinci Kosova Meydan Savaşı ile 1389'da Osmanlı idaresine girmiş bir bölge. 1913 Londra Anlaşması ile de Sırbistan'a bırakılmış. Sonrasında da 2000'li yıllarda da bağımsızlığını ilan etmiş bir ülke. Burada da yine cami, mescit, türbe, tekke, han, hamam, köprü, kale, çeşme gibi farklı fonksiyonlu 532 eser tespit edilmiş. Bunlardan da yine 3'te 2'si günümüze ulaşmış durumda. Bu ülkede de bazı yapıların dediğimiz gibi Türkiye Cumhuriyeti tarafından restorasyonlarının gerçekleştirildiğini biliyoruz. Bazıları da yine Kosova Devleti tarafından da restore edilen eserler var. Önemli şehirleri Prizren, Priştine gibi şehirlerini biliyoruz. İpek gibi, Yakova gibi şehirlerini biliyoruz. Bunlardan Prizren'deki Gazi Mehmet Paşa Hamamı'nı, fotoğrafını görüyorsunuz. Bir başka fotoğrafı yine çift hamam olarak inşa edilmiş bir yapı. Yine Fatih Sultan Mehmet Namazgahı. Tabii namazgahlar üzerleri açık, etrafı dört duvarla çevrili. Seyahat edenlerin daha çok kullandığı yapılar. Gelibolu'da Azepler Namazgahı var. Edirne bölgesinde görüyoruz. Bunun restorasyonunda, kazı ve restorasyonlarında yine Türkiye Cumhuriyeti'nin desteğiyle gerçekleştirildiğini söyleyelim. Prizren'deki Beylerbeyi Sinan Paşa Camii, Prizren şehrinin. Prizren Taş Köprü'yü görüyorsunuz burada hemen Sinan Paşa Camii önünde. Kosova'daki Sultan 1. Murad'ın türbesi, eski ve yeni fotoğrafını görüyoruz. Yine Kosova Cakova bölgedeki Terzi Köprüsü, çok sayıda köprünün olduğunu söylemiştik. Priştine'deki Fatih Camii yine tipik örneklerden birisi. Yine Yaşar Paşa Camii yine Priştine'deki örneklerden Saat Kulesi'ni görmekteyiz. Gazi Mehmet Bey Hamamı'nı görüyoruz burada, çift hamamını. Ve Macaristan, tabii Macaristan'da çok fazla eser günümüze ulaşmış değil. Ama Osmanlı hakimiyeti burada daha çok 16. 17. yüzyıllarda karşımıza çıkıyor. Önemli şehirleri Mohaç, Esztergom, Sziget var. Eğri, Budapeşte gibi, Peç gibi şehirlerini söyleyebiliriz. Bu ülkede 724 eser tespit edilmiş. Bunlardan da 3'te 1'i günümüze ulaşmış durumda. Bazılarını burada sizlerle fotoğraflarını paylaşacağız. Macaristan'ın haritası. Peç şehrinde Kasımpaşa Camii. Biraz önce demiştik, daha şimdi kilise olarak kullanılan bir cami. Zaman içerisinde fonksiyonların değiştirdiğini görüyoruz. Yani Selçukluların, Osmanlıların yaptığı gibi daha önceki dönemlere ait yapıların kendi ihtiyaçlarına göre işlev değişikliği yaptığını görüyoruz. Macaristan'ın da Peç şehrinde bir kültür başkentiydi İstanbul'da, aynı zamanda biliyorsunuz Esen'le beraber. Macaristan'ın Peç'teki Cakovalı Hasanpaşa Camii her ne kadar dış görünüşünü korumakla bir de iç mekanda özelliklerini kaybettiğini söyleyebiliriz. Böyle araya sıkışmış bir yapı durumda Peç şehrinde. Yine Macaristan'da Şikloş'taki Malkoç Bey Camii, biliyorsunuz Balkanların fethedilmesinde, oraların Türkleşmesinde ve İslamlaşmasında Akıncı ailelerinin çok önemli rolü var. Mihailoğulları'nın Bulgaristan yöresinde, Evrenosoğulları'nın Yunanistan'da, Turanoğulları'nın yine keza Yunanistan coğrafyasında, Malkoçoğulları'nın bu coğrafyalarda. O nedenle bu ailelerin bu bölgelerde sadece fetih değil, aynı zamanda bu bölgelere yerleşerek bölgenin imarına, iskanına da ciddi katkılar sunduğunu biliyoruz. Yapılan araştırmalar da var. Kurdukları vakıflar marifetiyle bu coğrafyanın, Balkan coğrafyasının, Rumeli'nin daha doğrusu Türkleşmesi ve İslamlaşmasında ciddi katkıları olduğunu söyleyebiliriz. Hatta Turhan Bey'le, Gazi Turhan Bey'le ilgili bir anekdot da anlatmak isterim. Yunanistan üzerinde çok fazla faaliyet gösteren bir Akıncı ailesi. Gazi Turhan Bey de kurucusu Turhanoğulları ailesinin. Mora Yarımadası özellikle fethi sırasında çok zorluk çekiyor. Osmanlı ordusu düzenli ordu giremiyor. Çok dağlık bir arazi. Tabii Turhan Bey de bu bölgenin fethinde görevli, önemli etkinlikler gösteriyor ama başarılar elde ediyor. Tabii bir süre sonra bu başarılarının etkisiyle biraz daha devlete kafa tutar bir duruma düştüğünü görüyoruz. Kaynakların söylediği bu. Sonrasında da Tokat'ta Bedevi Çardak diye adlandırılan hapishaneye hapse atıldığını görüyoruz. Sonrasında bu Mora Yarımadası fethedilirken düzenli ordu burada baş edemeyince diyorlar ki dönemin yöneticileri, bu coğrafyayı avucun içi gibidir Turhan Bey. Biz onu daha çağıralım, hapisten çıkaralım ve fethide yardımcı olsun diye gerçekten hapisten çıkarıyorlar. Mora Yarımadası fethediliyor ve tekrar hapse atıyorlar. Gazi Turhan Bey, öyle bir durumu var. ve mezarı da Edirne Uzun Köprü 40 Kavak'ta. Onu da tesadüfen, o da bize nasip oldu. Onun yerini tespit türbesiyle ilgili eski dokümanları bularak ihya ettirdik türbesini de. Camisi de aynı şekilde harap durumdaydı. Vakıflar genel müdürlüğüne rica ederek yatırım programına aldırdık. Ve şimdi en azından Gazi Turhan Bey'in oğullarının Malkara'da farklı Hayrabolu eserleri var ama Uzun Köprü'nün 40 Kavak köyünde türbesi ve camisi bulunmakta. Yine Macaristan Zigetvar'dan önemli bir Osmanlı şehri Kanuni Sultan Süleyman Camii. Tabi Zigetvar'da biliyorsunuz Kanuni Sultan Süleyman
hayatını kaybediyor. Ziggurat Vara kuşatması sırasında bir kale içerisinde bu. Hatta TİKAR'ın bir projesi vardı. Yani orada iç organların nereye defnedildiğine ilişkin biz de bir süre o projede yer aldık. Sonrasında Macarlar bir çalışma yaptı. Türk ekibi bir çalışma yaptı ve sonunda belli bir yerde kazı çalışmaları yapıldı ve Kanuni Sultan Süleyman'ın iç organları boşaltılarak orada defnedildiğini, bir palankanın yapıldığını, işte tekkesi, küçük bir kalesi ve mescidiyle beraber onlar tespit edildi. Cesedinin de mumyalanarak Belgrad üzerinden İstanbul'a getirildiğini ve Süleymaniye Camii Haziresi'ne defnedildiğini, üzerine türbenin yapıldığını biliyoruz. Evet, Budapeşte'de Macaristan başkenti Gülbaba Türbesi. Burada da yine bir müze düzenlemesi yapıldı. Geçtiğimiz aylarda açıldı Gülbaba Türbesi ve etrafındaki müze düzenlemesi. Yine Peç şehrindeki İdris Baba Türbesi. Evet, Makedonya önemli Osmanlı eserlerini barındıran bir şehir. Yine 1. Kosova Savaşı ile Osmanlı idaresine girmiş bir Paşa Yiğit Bey tarafından fethedilen bir 1392 yılında fethedilen bir coğrafya. Öncelikle Üsküp fethediliyor, ardından da bütün coğrafya Ohri, İştip, Manastır, Kalkandelen, Kumanova, Resne, Köprülü gibi şehirler, önemli şehirleri var. Bu şehirlerde hala varlığını koruyan önemli Osmanlı eserleri de var. Ve diğer ülkelere göre biraz daha iyi durumda buradaki Osmanlı izlerinin. Bu ülkede 1413 Osmanlı eseri tespit edilmiş. Bunlarından 500 civarında olanı varlığını iyi şekilde korumakta. Bu coğrafyada yaşayan Müslüman halkın, Türklerin, Arnavutların, Boşnakların, Torbeş olarak adlandırdığımız Müslümanların nüfusunun fazla olması halinde de burada dini yapıların da varlığını sürdürmesine biraz daha etki ettiğini görüyoruz. Ama eğitim yapıları anlamında hemen hemen hiçbir örnek günümüze ulaşmıştır. Ama hanlar, bedesten, arasta gibi, köprüler gibi, kule gibi, diğer gibi yapıların varlığını biz yine görebiliyoruz. Makedonya'nın şimdi ismi Kuzey Makedonya oldu yakın zamanda, onu da bu arada belirtelim. Yunanistan'ın baskısıyla diplomasi başarısı aslında Yunanistan'da bu. Evet, Üsküp, başkenti Üsküp'ten Sultan Murat Camii ve Saat Kulesi. Bu Saat Kulesi Osmanlı coğrafyasındaki en erken tarihli Saat Kulesi, ilk Saat Kulesi aslında. Ama zaman içerisinde formunu değiştirdiğini biliyoruz restorasyonlarla, onarımlarla. Bunu da bizlere yine bu coğrafyaya seyahat eden gezginlerin, Avusturyalı ve Osmanlı dönemindeki Avrupa'dan bu coğrafyaya seyahat eden gezginlerin notlarında biz bunları görüyoruz. Ama Osmanlı'da aslında saat kulesi yapımları geleni daha geç tarihli, ama bu saat kulesinin ilk olduğunu biz daha erken örnek bu 1600'lerin sonlarına ait. Üsküp'teki İsa Bey Camii, Gazi İsa Bey Camii tabii külliye şekli olmuş ama ne yazık ki yıkılmış, Zavili Camii dediğimiz, Taphaneli dediğimiz camilere bir örnek. Bu örneği biz Bursa'da, Edirne'de de, Amasya'da da rahatlıkla görebiliyoruz. İşte Mustafa Paşa Camii yine TİKAT marifetiyle restorasyonları tamamlanmış bir yapımız. Hemen onların yanı başında yer alan Mustafa Paşa Türbesi ve daha sonra Ali Paşa Türbesi. Bir başka örneği, türbe örneğini Üsküp'ten Paşa Bey Türbesi. Burada tabi biraz daha hani sanat tarihçilerini, mimarlık tarihçilerini ilgilendiren bir detay vereyim. Burada kalkma tekniğinde Çinlerin kullandığı nadir örneklerden birisi. Tabi bir bölümü ne yazık ki şunlar özgün değil ama özgün olan kısımları da var. Yine Üsküp Kalesi'ni görüyorsunuz. Altta girişi, üstte de havadan bir fotoğrafını, burada Üsküp Arkeoloji Müzesi kazılar yapmış. Amerikan Büyükelçiliği. Evet. Ve büyükçe o iki bina. Evet. Büyükelçilik binasında da Senegalli işçiler çalıştığını biliyoruz. Geldi şantiyede kalmışlar ve hiç şehre onları çıkmasına izin vermeden inşaat bittikten sonra da geri aynen ülkelerine götürdüklerini biliyoruz. Üsküp'ün eski şehir, Vardar Nehri ikiye ayrılıyor Üsküp şehrini. Eski ve yeni şehir olmak üzere. Eski şehir kısmındaki Hanlar bölgesi, İsa Bey Çiftamamı, arka planda da yine İsa Bey Camii'ni görüyorsunuz. Evet, Davut Paşa Hamamı şimdi sanat galerisi olarak kullanılıyor. Davut Paşa'nın tabi Anadolu'da da önemli eserleri var, İstanbul'da da. Hatta Davut Paşa diye semtimiz de var İstanbul'da. İsa Bey Çiftamamı'nı görüyorsunuz. Bu da şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nin kullanımına verildi, tahsis edilmiş bir hamam. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü, bu köprünün de çok tartışmalar olduğu, işte Roma Köprüsü olduğu vesaire, ama bunların hepsi yapılan araştırmalarla Fatih döneminde yapıldığı ispatlandı. Tabii yok olan eserlerden bir tanesi Karlı İli Bey Mehmet Bey Camii. Burmalı Camii olarak da adlandırılan bir yapı. Üsküp'ün modern kenti kesiminde, güney yakasında yer alan bir camiydi. Yerinde postane binası var, bu da yıkıldı. Şimdi kilise yapıldığını biliyoruz yerine. Burmalı Camii olarak eski postane binalarından birisi. Ve Ohri'den, evet. Ohri şehri, baktığımız zaman bu sokak dokusunu biz hemen Kula'da, Safranbolu'da, Anadolu'nun pek çok yerinde, Afyon'da rahatlıkla görebiliriz. Ve Kalkandelen, Tetova olarak adlandırdaki Alaca Camii. İç ve dış duvar yüzüne tamamen süslü kalemiş süslemeleri olan bir yapı. Arka planda türbesi var. Biraz daha içinde de bir hamamımız var. Farklı açılardan fotoğraflar. Çifte hamam. Bu da yine restorasyonu yakın zamanda tamamlanmış bir uygulama. Türkiye Cumhuriyeti'nin yine katkılarıyla. Söylemiştik,
Balkanların fethedilmesinde tekkelerin, zavilerin, kolonizatör derişlerin önemli rolü olduğunu söylemiştik. Karabati Baba Tekkesi bunlardan birisi. Makedonya'da bunun içinde bir protokol yapıldı. Restorasyonu gerçekleştirecek. Hızlıca geçiyorum. İştip şehrinde bir cami örneğimiz var. Yine Gostiva'da Saat Kulesi. Romanya'daki eserlere geçiyorum hızlıca. Babadağ'da Gazali Paşa Camii, Bükreş'te bir cami örneğimiz, Abdülmecit Camii ile Bükreş'ten. Mangolia olarak adlandırılan Esma Sultan Camisi, Köstence'deki Osmanlı Camii ve Hamamını görüyoruz. Kuruşlu Camii. Sırbistan'a bakıyoruz. En fazla eserin tarih olduğu ülkelerden birisi Belgrad'daki Bayraklı ya da Hüseyin Kitlu'da Camii'ni görüyoruz. Damat Ali Paşa Camii ve Türbesi, Bali Bey Camii, Noy Pazar, Boşnakların yoğun olduğu, Müslüman Boşnakların yoğun olduğu bir bölge, İpek bölgesi, Sancak bölgesine bağlı Altunalem Camii, çift hamam örneğimiz. Yunanistan'a geçiyoruz. En fazla Osmanlı eserinin bulunduğu ülkelerden birisi ama en fazla tahrip olan ülkelerden birisi. Midilli'deki, Selanik'teki Alaca İmaret, Tırhala'daki Trikadiri Kuşlu Camii, restorasyon sonrası durumu, Osman Şah Türbesi, Selanik'teki Bedesten, tabi bunların restorasyonlarını Yunanistan yaptı, bazılarını Avrupa Birliği'nin desteğiyle, bazen de Bizans eseri olarak onları restore etti ama bunların hepsinin Osmanlı eseri olduğunu biliyoruz. Halil Ağa Hamamı, eski bir fotoğrafı, Selanik'in Beyaz Kule'yi hepimiz biliyoruz. Rodos Adası'nda önemli eserlerden bir tanesi Kanuni Sultan Süleyman Camii, yine Kos Adası'ndaki Defterdar İbrahim Paşa Camii, Hamza Bey Camii Selanik'ten görüyoruz. Atina'daki günümüzde müze olarak kullanılan, folk etnoloji müzesi olarak kullanılan, içerisinde Çanakkale seramiklerinde olduğu bir müze, Mustafa Ağa Camii. Yine hemen bunun yanı başındaki Fethiye Camii, Arap durumda. Serez'de Mehmet Bey Camii'ni görüyoruz, Zincirli Camii. Dimetoko'daki Çelebi Mehmet Camii'ni görüyoruz. Kavala'daki İbrahim Paşa Camii. Ve külliye, şimdi otel olarak kullanılan Kavala'yı Mehmet Ali Paşa'nın da heykelinin olduğu bir yer. Rodos'tan Recep Paşa Camii'ni görüyoruz, Mustafa Paşa Camii başka örneğimiz. Melik Paşa Camii, Gümülcene'den Yunus Bey Camii örneğimiz. Eyüboz'dan eski cami. Evet. Genel hatlarıyla sizlere hızlı bir şekilde yaptırmaya çalıştım Balkan coğrafyasındaki Osmanlı izlerini. Görüldüğü gibi burada listemizde bu şekilde karşımıza çıktı. Toplamda Balkan coğrafyasında 15.737 eserin inşa edildiğini görmekteyiz. Ama bunlardan dediğimiz gibi neredeyse 1/3 günümüze ulaşmış durumda. Ama bunların yok olmasında tabii ki savaşlar, depremler, yangınlar ve doğal afetler olmakla birlikte esasında özellikle merkezi idarenin, bölgelerdeki hükümetlerin, siyasi anlayışların, ilgili kurumların ilgisizliği, duyarsızlığı da önemli bir neden olarak karşımıza durmakta. Ama son yıllarda sevindirici bir durum ki tekrar üzerinde durmakta yarar var. Türkiye Cumhuriyeti bu coğrafyada, Kuzey Afrika'da da benzer durumlar, uygulamalar yapıyor. Asya'da da yapıyor. Balkan coğrafyasında hem Türkiye Cumhuriyeti Kültür Turizm Bakanlığı, TİKA, Vakıflar Genel Müdürlüğü ve belediyeler marifetiyle bu coğrafyadaki kültür varlıklarımızın ihyası, restorasyonları ve gelecek nesillere aktarılması konusunda ciddi katkılar sunmakta. Umudumuz bu katkıların, desteğin artarak devam etmesi ve yerel hükümetlerin de bu konuda biraz daha inisiyatif ele alarak kendi ülkelerindeki kültür varlıklarını, hangi uygarlığa, hangi topluma ait olursa olsun sahip çıkmaları en büyük dileğimiz. Sabrınız için sizlere teşekkür ediyoruz. Dinlediğiniz için hepinize ayrıca tekrar teşekkürler. Plaket ve hediye verilecek. Plaket ve hediye için ben Başkan Ahmet Köseoğlu Bey'i, Haşim Karpuz Hocam'ı birlikte çağırıyorum. TYB Başkanı, Konya Şubesi Başkanı Hayri Bey'i de buraya davet ediyorum. Buyurun.